Birinci ayda vücut kendini toparladığını görebiliyorsunuz orada. Evet. Normal yaşantısına başlıyor. Şimdi şöyle, mikrodiskektomi yaptığımız genç bir hasta aslında ertesi gün normal hayatına dönebiliyor. Ya da aynı gün evine gönderebiliyoruz. Anestezinin etkisi bittikten sonra aynı günde evine gönderebiliriz. Ama tabii yaptığı işe göre değişir hastanın işe başlaması. Yani şimdi bir maden işçisi ile kendi işini yapan, evinde veya ofisinde çalışan, işte bilgisayar başında çalışan insanları tabii ki bir tutamayız. Yani onların işe başlamalarını bir tutarak aynı önerilerde bulunamayız. Dolayısıyla biraz önce siz de söylediniz, hastalık yok, hasta var. Her hastaya ayrı bir önerimiz oluyor, ayrı bir yaklaşımımız oluyor. Hem tedavi öncesi hem tedavi sonrası gelen kişinin özelliklerine göre farklı önerilerde bulunuyoruz. Peki hocam, izninizle yine bir telefon alayım. Daha sonra kapanışa doğru gitmiş olacağız. İzleyicimize merhabalar diyelim. Kendilerini bize tanıtırlarsa. Hayriye Şen, Tekirdağ. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Değerli hocamızla birlikte dinliyoruz. Buyurun. Hayriye Hanım. Ben kocasıyım. O kendi içeride ben eşiyim yani. Tamam. İsminiz nedir Hayriye Hanım'ın eşi? Salih Şen. Salih Bey, tamam. Şikayet nedir? Eşiniz adına dinlemiş olalım. Salih Bey, dinliyoruz. Evet. Buyurun, dinliyoruz sizi. Hocam. Buyurun. Benim hanımın sağ bacağı belden aşağı, bilhassa topuktan aşağı çok feci ağrıma var. Evet. Bunda bel kayması da var. Evet. Yani bu nasıl bir tedavi olabilir acaba? Şimdi biraz önce söylediğim gibi, yani hastaları muayene etmeden, filmlerini görmeden net bir şey söylemek çok doğru olmamakla birlikte. Şimdi beyefendinin söylediği şikayetlere bakarsak hem bel kayması hem bel fıtığı var. Bu farklı bir durum. Buna yaklaşımımız çok farklı olabilir. Şimdi kaymayla fıtık aynı yerde olabilir, farklı yerde olabilir. Şikayetler kaymaya bağlı olabilir. Hem kaymaya hem fıtığa bağlı olabilir. Ayrı ayrı her ikisine bağlı olabilir. Dolayısıyla hastayı muayene etmemiz, filmlerini görmemiz varsa, ondan sonra bir müdahalenin nasıl olacağı, yani belki hiç ameliyata ihtiyacı yok, belki başka bir şey var orada. Mesela belde tümör olan insanlar var. Onlarla da karışabilir bel fıtığı. Şimdi beyefendinin sorusuna dönersek, şimdi kaymayla birlikte bel fıtığı varsa buna yaklaşımımız normal mikrodiskektomi gibi olmaz. Daha farklı bir yaklaşım gerekir. Onu da dediğim gibi hem muayene hem görüntülemelerle karar vermemiz gerekir. Şunu sorayım, kapanışa doğru gidiyorum diyorum ama şimdi bele yakın birçok karışılan hastalıklar ya da tanısını aldığı hastalıklar var. Örneğin fibromiyalji, kireçlenme, romatizma, özellikle de orta yaş ve üstünde en sık siz değerli hocalarımızın gördüğü kalça kırıkları. Tabii. Bunlar bel fıtığını tetikliyor mu diye soralım. Şimdi bel fıtığını tetiklemek bir kısmı, saydıklarınızdan bir kısmı bel fıtığıyla birlikte olan, bir kısmı da bel fıtığıyla karışan şey. İlginç bir hastam vardı başka bir yerde, başka bir şehirde görevliyken. Yani çok şiddetli bel bacak ağrısı fizik tedavide çalışan arkadaşlar görmüşler. Bize yönlendirmişlerdi. Fizik tedaviden fayda görür mü? MR'ında bir şey göremedik. Acaba ne düşünürsünüz? Gerçekten MR'ında hani belle ilgili bir fıtığı yok, bir tümör yok, ağrı yapacak bir şey yok. Fakat hastanın inanılmaz, zaten sedyeyle getirilip götürülen, ayakta duramayan bir hasta. Basit bir röntgen çektiğimizde bacak kemiğinin kalçayla bacak bileşkesinde, birleşim yerinde kırılmış olduğunu gördük. Ama hasta 10 gün, 15 gün kadar böyle bu şekilde maalesef bel fıtığıyım diye oradan oraya dolaşmış vaziyette gezdirilmişti. Bu tanıyı koyduktan sonra tabii iş çok daha rahat oluyor. Karışan hastalıklar tabii çok var. Fibromiyalji başka bir şey. Fibromiyalji halk arasında kas romatizması deniliyor. Bu bel ağrısı yapar. Tabii sadece belde değil, bütün omurga, bütün sırtında, boynunda hastaların genellikle bütün sırt, boyun, bel bölgesinde ağrıları vardır. Hatta bunlardan dolayı baş ağrısı, ondan sonra yüzünde ağrı yaşayanlar,
İşte fıtıkla çok karışabilen, bazen bacak ağrısıyla birlikte, kalça ağrısıyla birlikte gelen insanlar olabiliyor. Tabii fibromiyalji daha çok fizik tedavinin ilgi alanına giren bir konu. Romatizmal hastalıkların birçoğu karışabilir. Mesela psoriyazis dediğimiz sedef hastalığının kalça tutulumu vardır. Acaba bel fıtığı mıyım diye gelen insanlar olabilir. Romatoid artrit dediğimiz, yani klasik romatizma, o da bel ağrısı, bacak ağrısı, bazen işte hem dizde hem belde hem bacakta ağrı bu şekilde gelebiliyor. Dolayısıyla iyi bir muayene, iyi bir ayırıcı tanı, iyi bir görüntüleme ile bunları saptamak, tanıyı koyduktan sonra da tedavi etmek zaten hem bizim işimiz hem de bizim için zor olmayan bir işler. Şimdi tabii o kadar çok tedavi alanında şu mu diye aslında belki de siz karar veriyorsunuz ama orada gelen hasta derdini çok iyi anlatması gerekiyor. Mutlaka, mutlaka hem hastayla diyalogumuz çok önemli. Hastaların şikayetlerini iyi anlatabilmesi lazım. Ne zaman başladı, gece gündüz farkı, günün saatlerindeki farkı, başka belirtilerle birlikte olup olmadığı. Mesela ateşle birlikte gece çıkan ağrı. Yani çok şiddetli bel ağrım var, gece oluyor, ateşle beraber oluyor. Şimdi bu başka bir şey. Mesela sık gördüğümüz, bazı Anadolu'da birçok yerde sık görülen bir Brucella dediğimiz bir hastalık var. Peynir süt hastalığı falan da derler. Orada mesela böyle bir şey olabilir. Veya sabah kalkıyorum, 2 saat sırtım, belim, her yerim tutuluyor. Şimdi bu mesela romatizmanın belirtilerinden bir tanesi. Yani bunu da mesela bel fıtığı mıyım diye gelenler olabiliyor. Gece gündüz farkları dedik, işte başladı gün içindeki seyri, sabah 2 saat geçtikten sonra o sırt ağrıları, bel ağrıları geçer mesela o romatizma hastalarının. Yürüdükçe açılır. Veya ankilozan spondilitte veya işte psoriasis dediğimiz sedef hastalığının eklem tutulumlarında, kalça tutulumlarında ağrılar gün içinde farklı seyirler gösterebilir. Dolayısıyla hem iyi muayene, hasta çok iyi anlatacak kendisini. Bunda tabii biz hekimlerin de bir becerisi söz konusu. Hastayla iyi diyalog, hastaya bu şikayetlerini anlattırabilme de bir meziyet. Sadece hastanın anlatması yetmiyor. Ne istediğimizi de bizim hastaya iyi anlatmamız lazım ki hasta da bizim istediğimiz şeyi verebilsin bize. Dolayısıyla bu karşılıklı bir şey. Yani ekibin içinde saydık biraz önce, hasta da ekibin içinde. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Hem de başrolde diyelim hocam. Tabii başrolde hastalar. Doğru. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, zaman ayırdınız. Hastalarınızı bekliyor, ameliyata da gireceksiniz. Ben bir teşekkür ederim. Bütün soru Rumeli'ye. Evet. Ben Rumeli'yi, Rumelileri de çok seviyorum gerçekten. Evet. Gebze'de hep Balkan göçmenleriyle birlikte büyüdük. Uzun bir dönem. Çok severim kendilerini. Dolayısıyla bütün Türkiye'ye, bütün Avrupa'daki tüm dünya diyelim insanlara, bütün insanlığa sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bütün insanlar kıymetlidir, bütün insanlar değerlidir bizim için. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de emeklerinize iyi ki varsınız. Sağlık, bilgilerinize sağlık. En yakın zamanda tekrar birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.